Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videomda bahsettiğim yükleme emiteri stabil, yani emiteri dirençli devrelerde, transistörlü devrelerde yükleme hattının ve çalışma noktalarının grafiğini göstermiştim. Şimdi arkadaşlar, burada o devreyi kuracağız ve simülasyonunu yapıp kendimiz göreceğiz açıkçası. İsterseniz başlayalım. Şimdi çizdiğimiz şekilde arkadaşlar, bir rezistör vardı öncelikle. Yani bir direnç. Rezistörümü aratıyorum ben. Şuradan herhangi bir rezistörümü, hangisi olsun? Şunu seçeyim örneğin. Daha sonra P'ye basarak arkadaşlar library'yi açıyorum. Kütüphaneyi. Burada bir transistör, öncelikle bipolar olsun. Bipolar yazıyorum. Buradan yine herhangi bir transistör bipolar olan seçiyorum. Şimdi arkadaşlar, devremin kurulumuna geçebilirim. Transistörümü koyuyorum. Direncimi getirip koyuyorum. Sağ tıklayıp Rotate Clockwise diyorum. Ve transistörümün hizasına getirip bırakıyorum. Daha sonra arkadaşlar, yine aynı şekilde bir direnç alıyorum. Bunu da Rotate Clockwise diyorum. Şu şekilde. Şu direnç arkadaşlar şurada olacak. Pardon, şunu şöyle çekeyim ben. Daha sonra bir jeneratöre ihtiyacım var. DC, yani gerilim kaynağına. Onu ise buraya, yani şimdi öncelikle arkadaşlar nereden aldığımı şöyle göstereyim. Şuradan jeneratör moddan, jeneratörden DC'ye çift tıkladığımda geliyor. Ekranda şuraya bırakıyorum arkadaşlar ben bunu. Şuraya bırakayım hatta. Şimdi bununla bunu birleştireyim ben. Şu şekilde. Daha sonra hatta şunu şöyle alıp çevireyim, daha doğru olur. Rotate Clockwise dedim. Tamam. Ya da bunu baştan alayım ben şöyle. Şurada vardı zaten. Şöyle alıp koydum. Bunu da böyle birleştiriyorum. Bunu da böyle birleştiriyorum. Şimdi toprak lazım bana. Terminal modundan ground'u alıp şuraya koyuyorum. Ve yine birleştiriyorum. Bunun dışında burayı tamamlayabilmem için arkadaşlar bir probe lazım bana. Pardon. Bir kaynak lazım. Yine kaynağımı seçiyorum. DC jeneratör modundan. Buraya koyuyorum. Bunu da yine götürüp ucunu birleştiriyorum. Ve şimdi isimlendirmelere başlıyorum arkadaşlar. Burası bir akım kaynağı olacak. IB akımımız aktığı için buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar, transistörümüzün base kısmı. Ben buna current source diyorum ve adını IB kaynak koyuyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Karıştırmamak adına biraz yaklaştırayım şöyle. Görelim. Daha sonra arkadaşlar, RB direncimizin değerini önceki sorularda aldığımız, önceki sorulara bakabilirsiniz. Yani 2-3 önceki video, 3 videodur aynı konu işliyoruz çünkü. Yine ben o videoların şeylerini de aşağıdaki açıklamaya bırakırım. Buraya 300K yazıyorum. Buraya getirip 2K yazıyorum. Yani 300 kilo ohm burası. Burası 2 kilo ohm oldu. Şimdi arkadaşlar, burada bir kaynağım vardı benim. Buna ben VCE diyebilirim arkadaşlar. Neden VCE diyebilirim? Niye VCC demedim? Çünkü önündeki direnç yok arkadaşlar. Bu yüzden VCE diyebilirim ben buna otomatikman. Yani kolektör ve emitter uçlarındaki gerilime burası eşittir. Buraya da değer atamadan okey deyip çıkıyorum. Ama ismine VCE kaynak diyelim, karışmasın. Tamam. Şimdi ne kaldı geriye? Ha, transistörümüzün beta oranı vardı bizim.
Buraya da biz BF eşittir. Kaç demiştik sorumuzda? Bakıyorum 60 demişiz. Tamam 60 yazalım. Okey diyelim. Gördüğünüz üzere işlendi buraya. Şimdi ben transfer moduna geçip işlemlerimi yapabilirim. Grab moddan transfere giriyorum. Şöyle dur. Şunların ismini de değiştirsek mi? Ya da gerek yok. Şöyle bir yer açıyorum. Daha sonra sağ tıklayıp Edit Grab diyorum. Birinci kaynak için VCE'mi seçiyorum. X ekseninin kaynağı olacak bu. Bunun değerleri arkadaşlar sorumuzda bizim sıfırla VCC'ye göre değişeceği için 18 arasında değişsin mesela. Öyleydi zaten hatırlarsanız. Burada IB kaynağım var. Bu da önceki sorularda bulduğum. Yani ne yazdığınızın çok önemi yok ama arkadaşlar yine ben yazayım benzer şekilde. 41 mikro amperdi. IB kaynağımızın maksimum değeri. Bunları yazıyorum. Siz buraya örneğin stop VC kaynaktaki 18 yerine tutup 5 de yazabilirsiniz. IB kaynağı yine 20 mikro amper yazabilirsiniz. Önemli olan grafiği görmeniz veya soruda hangi değerler çıktıysa sizin. Bizim 2 video önceki sorumuzda bu değerler çıkmıştı. Bu yüzden bunları yazdım. Ve okey deyip kapatıyorum. Yes diyorum. Şimdi sağ tıklayıp yine Add Trace diyorum. Buradan gördüğünüz üzere prop bulamadım. Bana prop gir diyor. Prop 1'i. O zaman ben prop olarak şuraya bir akım probu koymalıyım. IC'yi ölçebilmek için. Sağ tıklayıp Rotate Clockwise diyorum. İçine giriyorum. Buraya IC yazıyorum arkadaşlar. IC prop yazayım hatta. Probe. Belli olsun. IC probemiz. Evet, akım probu. Buna sağ tıklıyorum arkadaşlar. Şura DC transfer yerine sağ tıklayıp Add Trace diyorum. Probumu buradan IC probe seçiyorum ve okey diyorum. Şimdi arkadaşlar Y eksenine atadı bunu. Kaynağımız IB kaynak ve VCE kaynaktı. Buna göre çizdireceğim. Sağ tıklayıp Simulate Graph diyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Daha önceki yaptığımız sabit bezli devrelere de benziyor. Emiteri dirençli devre. Gördüğünüz üzere grafik bu şekilde. Bunu ben büyüteyim hatta daha iyi görelim. Şöyle bir durum. Volt değerlerim 0'dan 18'e yani x eksende değişirken IC'm ise soruda bulduğumuz şekilde 0'dan 2,46 miliampere kadar değişiyor arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Bu yeşil gördüğünüz şeyler ise arkadaşlar sağa doğru böyle meyletmiş. Bunlarsa IB akımımızdır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra yine videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.